Evet, merhaba gençler. Bugün olasılık 2 konusunu işleyeceğiz. Olasılık 2 konusu çok çok önemli. Genelde sorular bu kısımdan çıkacaktır. Bu sene kesin yine soru bekliyoruz. 1 veya 2 tane, belki daha fazla da olabilir soru sayısının artmasından dolayı. Olasılık 2'de ne işleyeceğiz? 1. Koşullu olasılık çok önemli. Bağımlı ve bağımsız olaylar ve eş örneklem uzayı olmayan soru tipleri, bunlardan bahsedeceğiz sizlere. Evet, koşullu olasılık. E örnek uzay ve A ile B herhangi iki olay olsun. B olayının gerçekleşme olasılığı halinde A olayının gerçekleşme olasılığına A olayının B'ye bağlı koşullu olasılığı denir. Yani B olayı gerçekleştikten sonra A olayı B'ye bağlı olarak gerçekleşiyorsa A olayının B'ye bağlı koşullu olasılığı diyoruz. Ana şart B'nin gerçekleşmesi. Formülü neymiş bakalım? A olayının B'ye bağlı gerçekleşme olasılığı şu sembolle gösterilir. Paydada B olasılığının değeri, pay kısmında A ve B'nin birlikte gerçekleşme olasılığının değeri diye bir ifadeyi biz daha çok bunu kullanacağız. A'nın B'ye bağlı olasılığı, B kümesinin örneklem uzayı artık B kümesi oldu. B kümesi B örneklem uzayı olduğu için B kümesinin eleman sayısı, A kesişim B'nin eleman sayısı, bunların oranına biz A'nın B'ye bağlı koşullu olasılığı diyoruz. Evet, burada notumuzu yazmışız. A'nın B koşullu olasılığı hesaplanırken B kümesi örnek uzay olarak düşünecek. Evet, bunu örnek üzerinde açıklayalım. Örneğimiz 3 madeni paranın birlikte atılması deneyinde birinin tura geldiği biliniyor. Buna göre diğer ikisinin yazı gelme olasılığı kaçtır? Şimdi örneklem uzayımız arkadaşlar birinin tura geldiğinin bilinmesi. B kümesi olarak alacağım ifade kimlerdir? B kümesinde kimler vardır? Birinin tura geldi biliniyor. Bir tane tura yazı, ikisi yazı olabilir. Bu kendi içinde arkadaşlar 3 şekilde yer değişecek. Yazı tura yazı. Yazı tura. Henüz bir tane tura geldiğini yazdık. Birinin tura geldiği biliniyormuş. Peki şöyle olamaz mı? İki tane tura gelemez mi? Birinin tura geldiğini biliyoruz. Üç madeni paranın birlikte atılması deneyinde. Evet. Şimdi birinin tura geldiğini biliyoruz. Şöyle olabilir mi? İki tura bir yazı olabilir mi? Buna engel var mı? Geri dönüyoruz. Kalemimizin rengini değiştirelim. Birinin tura geldi. Yani biri tura giriyoruz. O zaman bu şart olmaz. Demek ki örneklem uzayın eleman sayısına baktığımızda, yani B koşulu, turanın geldiği durum, 3 durum. O zaman payda 3'ü yazıyoruz. Peki istediği ne? Diğer ikisinin yazı geldi. Diğer ikisinin yazı geldiği durum, bir burada var, bir de burada var. 2, cevap 2/3'tür. Bir başka örnek. İki zar atılıyor. Üst yüzeye gelen sayıların toplamının 6 olduğu bilindiğine göre. Koşulumuz bu. Üst yüzeye gelen sayıların toplamının 6 olduğu durum. Ona B kümesi diyoruz. B kümesi ne olabilir? İki zar atıldığında üst yüzeye gelen sayıların 6 olduğu durumları yazalım. 1'e 5, 5'e 1. Birinci para, birinci zar 1, ikinci zarımız 5 olabilir. Veya birinci zar 5, ikinci zar 1 olabilir. 2'ye 4 olabilir. Buna karşılık 4'e 2 olabilir. 3'e 3'tür. Başka var mı toplamları 6 olan? Başka yok. O zaman
Örnek uzayımız koşullu olasılıktaki koşul olan B kümesi, yani üst yüzeye gelen sayıların toplamının 6 olduğunun eleman sayısı 1, 2, 3, 4, 5'tir. Paydaya 5 yazdık. Peki bizden istediğine, bakalım. X'inin de tek sayı olma olasılığını soruyor. X'inin de tek sayı olma olasılığını soruyor. X'inin tek sayı olduğu 1'e 5, 5'e 1 ve 3'e 3'tür. Yani 3 tanedir. O zaman koşullu olasılığımızın sonucu 3 bölü 5'tir. Bir başka örneğimiz. Bu güzel bir örnek. Çünkü küme kavramı var. İki konudan soru üretilmiş. 25 kişilik bir sınıfta İngilizce bilenlerin sayısı 18, Almanca bilenlerin sayısı 15, her ikisini de bilenlerin sayısı 8. Bu bizim için önemli. Bu sınıfta rastgele bilinen iki kişinin İngilizce bildiği bilindiğine göre bu kişinin Almanca biliyor olma olasılığı. Arkadaşlar bu soru küme sembolü çizilmeden de çözülebilir. Önce oradan çözeyim size. İngilizce bilen kaç kişimiz vardı? 18 kişimiz. O zaman paydaya 18 yazıyoruz. Her ikisini bilen, yani Almanca ve İngilizce bilen kaç kişiymiş? 8. 8'i de buraya yazıyoruz. Sadeleştirdiğimizde 4 bölü 9. Bunu Venn şemasıyla nasıl yaparız? Onu da ikinci yol olarak yapayım. Şu rengimizi değiştirelim. Şöyle iki küme alalım. Bura İngilizce, bura Almanca olsun. Her iki dili bilen, önce biliyorsunuz kümelerde bu bulunur. Kesişim bulunur. Her iki dili bilen 8. İngilizce bilen sayısı kaçtı? 18. O zaman yalnız İngilizce bilen 10 demektir. Almanca bilenlerin sayısı ne kadarmış? 15'miş. O zaman buraya 7 kaldı. Peki bizden ne istiyordu? İngilizce bildiği bilindiğine göre diyordu. İngilizce bildiği bilindiğine göre. Yani şu mavi kümenin örneklem uzayı olduğunu göreceğiz. Örneklem uzayımız bu mavi küme. O zaman payda 18. Bu ikisinin Almanca'da, bu kişinin Almanca'da biliyor olması, yani şu kısımdan bahsediyor. 8 kişi. O zaman cevabımız 8 bölü 18 yine 4 bölü 9'dur. Gelelim bu küme sorusuna, küme ile birlikte olasılık sorusuna. 40 kişilik bir sınıfta, sınıf mevcudumuz 40 kişiymiş. Matematik dersinden başarılı olanlar 25 kişi. Fizik dersinden başarılı olanlar 18 kişi. Her ikisinde de başarısız olanlar 7 kişidir. Bu sınıfta rastgele seçilen birinin matematik dersinden başarılı olduğu bilindiğine göre, evet, matematikten başarılı olduğu bilindiğine göre fizikten de başarılı olma olasılığı nedir? Burada örneklem uzayımız var arkadaşlar. Çünkü başarısı olanlarımız da var. Matematikten başarılı olan, fizikten başarılı olan ve sınıf mevcudumuz. 7 kişi şurada. Kalemimizin rengini değiştirelim. 7 kişi başarısız dışarıda. Bizim için şurası çok önemli. Buna X diyorum. X'i bulalım. X'i küme kavramından şöyle bulabiliriz. M birleşim F. Matematik veya fizik bilenler arkadaşlar. Matematik bilenlerin sayısı 5M artı fizik bilenlerin sayısı, şunu düzelteyim. Boş bir sayfada daha geniş olarak yapalım arkadaşlar. Şöyle. Örneklem uzayımız, evrensel kümemiz vardı. Sınıf mevcudu 40. Matematikten başarılı olan, fizikten başarılı olan ve bizim için şurası önemliydi. Her ikisinden başarılı olan
Burası bizim için önemli. Bunu renkli kalemle gösterelim. 7 kişi başarısızdı. Sınıf mevcudumuz 40'tı. Onu şu x'i arkadaşlar kümelerdeki bilişim kavramından matematik veya fizik bilenler, matematik bilenlerin sayısı, fizik bilenlerin sayısı eksi matematik kesişim fizik, yani hem matematik hem fizik bilenler. Evet, şurası 40'tı. Matematik bilenler 25, fizik bilenler 18 eksi x. Buradan x'in 3 olduğunu görürüz. X eşittir 3 arkadaşlar. Fizik bizden istediyse arkadaşlar düzeltiyorum. Şöyle ki evet, sınıf mevcudumuz 40'tı ama 7 kişi başarısı olanlar olduğu için şurası 40 değil, burası 33 olacak. Şöyle 40'tı, 7 kişi başarısızdı. 7 kişimiz başarısızdı. Şuradaki 7 başarısız. O zaman buraya arkadaşlar 40-7'den 33 olur. O zaman x'imiz de buradan 10 çıkacak. X'imiz 10. Şurayı da düzeltiyoruz. X 10. Evet, kalemimizi de rengini değiştirelim. 10. Peki bizden ne istiyordum? Matematikten başarılı olduğu bilindire göre. Matematikten başarılı olan 25 kişiydi. Hatta şurasını da 15 yazalım. Şuranın tamamı 25. O zaman örneklem uzayımız 25 oldu. Payda 25 yazdık. Fizikten de başarılı oluyor olması, fizikten hem matematikten hem fizikten başarılı olanlar 10 kişiydi. O zaman cevabımız 10 bölü 25. 5 ile sadeleştirirsen 2 bölü 5'tir cevabımız. Evet, cevabımız 2 bölü 5. Sınav sorusu. 2013 yılında sorulan koşul olasılık ile ilgili güzel bir soru. Bir torbada 1'den 10'a kadar numaralandırmış 10 top bulunmaktadır. Bu torbada rastgele seçilen 2 topun numaralarının toplamının 15 olduğu bilindiğine göre, numaraların toplamının 15 olduğu bilindiğine göre, artık arkadaşlar örneklem uzayımız bu. Numaraların toplamının 15 olduğu bilindiği kaç top var? Eğer örneklem uzayı bu değil de şart koşmamış, koşul olmamış olsaydı ben direkt onun ikili kombinasyonunu payda yazacaktım. Fakat koşul gerçekleştiği için ya da koşul sorduğu için tabii ki örneklem uzayımız değişti. Evet, bizden ne istiyor? İki topun numaralarının toplamının 15 olduğunu biliniyormuş. Birinin 7 numaralı topun çekilmiş olma olasılığı. Yani birinin 7 numaralı top olma olasılığını soruyor bize. Önce örneklem uzayı, ona B sembolüyle gösteriyoruz ya, B kümesini bulalım. B kümesi nedir? Toplamların 15 olduğu ne vardır? En küçük 5 numaralı top, en büyük 10 numaralı top olur. Bundan daha küçük, daha büyük yoktur. Evet, 5'e 10 numaralı top, 2 top birden çekilmiştir. 6'ya 9 olabilir. 7'ye 8 olabilir. Başka da yok. O zaman örneklem uzayın eleman sayısı 3 oldu arkadaşlar. Bizden bunun içinde birinin 7 olduğu durumu soruyor. Gördüğünüz gibi birinin 7 olduğu bir tane vardır. O da 1 bölü 3'tür cevabımız. Bir başka güzel örneğimiz. Burada iki torbadan bahsetmiş. Birinci torbada 5 sarı 4 beyaz. İkinci torbada 4 sarı 3 beyaz bilye vardır. Rastgele seçilen torbanın birinden rastgele bir bilye çekildiğinde bilyenin beyaz olduğu bilindiğine göre, rastgele seçilen torbanın birinden rastgele bir bilye çekildiğinde bilyenin beyaz olduğu bilindiğine göre bu bilyenin birinci torbadan çekilmiş olma olasılığı nedir?
Arkadaşlar, örneklem uzayı paydaya yazıyoruz. Örneklem uzayımız beyaz çekirdeğin biliniyormuş. Beyaz çekirdeği arkadaşlar biliniyorsa nedir bu? Birinci torbadan beyaz çekilme durumumuz 5/9'dur. 5 sarı, 4 beyaz, toplam 9 bilye var. Düzeltiyorum. Beyaz dediği için 4, evet 4 tane beyaz var birinci torbada. Birinci torbadan beyaz çekme olasılığımız 4/9. İkinci torbadan beyaz çekme olasılığımız 3/7. Çünkü 3 tane beyazımız, 4 sarı 7 tane. Bunun birinci torbadan çekilmiş olma olasılığı 4/9'dur. Cevabımız bu olacak arkadaşlar. Şurada ben yanlışlıkla sarı almışım. O yüzden bu cevabımızı düzeltiyoruz. Şunu düzelttik. Cevabımız bu. 4/9. O paydayı düzenlemesini size bırakıyorum. 4/9 + 3/7. Paydayı düzenlersiniz. Buradan da cevabımızı bulmuş oluruz. Bağımsız olaylar. Tanımı neymiş bakalım. E örnek uzayının iki farklı olayı A ve B olsun. İki farklı E örnek uzayının iki farklı olayı A ve B olsun. A olayının gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi B olayın gerçekleşme olasılığını değiştirmiyorsa bu iki olaya bağımsız olaylar denir. A ve B olayının meydana gelme olasılığı A kesişim B, P A kesişim B olasılık fonksiyonu A olayının olasılığı çarpı B olayının olasılığı formülü ile bulunur. Not, bağımsız olaylar ayrık olaylar değildir. Örneğin bir madeni para ile bir zar birlikte atılıyor. Paranın tura ve zarın asal sayı olması. Arkadaşlar iki farklı olayımız var. Biri madeni para atma, biri zar atma olayı. Madeni paranın tura gelmesi zarın asal sayı veya çift sayı gelmesini etkilemez. Dolayısıyla bunlar bağımsız olaylardır. V dediği için kesişim P, madeni para M kümesi olsun, asal sayı A olsun. M kesişim A. Madeni paranın tura gelme olasılığı, hatta şuna T diyelim, tura asal sayı olsun, tura olsun bu. Tura gelme olasılığı 1/2 çarpı asal sayı gelme olasılığı, o da 1/2, cevabımız 1/4 olur. Evet, TET sınavına giren bilgenin sınavı kazanma olasılığı 3/5, Aysima'nın kazanma olasılığı 1/2 ve Ahmet'in kazanma olasılığı 3/4'tür. Bu üç olay birbirinden bağımsız olduğuna göre Bilge'nin ve Aysima'nın sınavı kazanma, Ahmet'in kazanamama olasılığı nedir? Bunlar birbirinden bağımsız olaylar olduğu için arkadaşlar üçü birlikte gerçekleşiyor ama birbirini etkilemiyor ve sonucu şu şekilde buluyoruz. Bilge'nin sınavı kazanma olasılığı 3/5'ti çarpı birlikte gerçekleşmiş. Aysima'nın kazanma olasılığı 1/2 çarpı Ahmet'in kazanamama. Ahmet'in kazanma olasılığı 3/4 ise arkadaşlar kazanamama olasılığı 1/4'tür. Çarpı 1/4. Sadeleşme var mı? Yok. O zaman cevabımız 3/40'tır. Evet, güzel. Farklı bir soru daha var. Bir torbada özdeş 3 kırmızı ve 4 beyaz top bulunmaktadır. 3 kırmızı, 4 beyaz, 7 top bulunmaktadır. Çekilen top geri atılmak koşuluyla torbadan ard arda 2 top çekiliyor. Çekilen iki topun da kırmızı olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, torbadan çektiğimiz topu geriye attığımızda ikinci topun kırmızı olması veya ikinci topun beyaz olması bir önceki çekilen topa bağlı değildir. Yani bağımsız iki olaydır bunlar. Bizden
birinci top kırmızı, ikinci topun kırmızı olmasını isteniyor. Birinci topun kırmızı olma olasılığı 3/7'dir. Çektiğim kırmızıyı tekrar torbanın içine attım. Yine torbada 3 kırmızı, toplam 7 tane top var. İkinci topunda tekrar kırmızı olma olasılığı 3/7'dir. Yani cevabımız 9/49'dur. Bağımlı olay nedir bakalım? Bir de bağımlı olayın tanımını verelim size. Bağımlı olaylar. E örnek uzayının farklı iki olayından birinin gerçekleşmesi diğerinin gerçekleşme olasılığını etkiliyor ise bu iki olaya bağımlı olaylar denir. Örneğin torbadan çektiğin topu geri atmama gibi. A ve B olayının meydana gelme olasılığı A'nın olasılığı çarpı B'nin olasılığıyla buluyorduk. Daha önce de biliyoruz bunu. A veya B'nin meydana gelme olasılığı ise aynen kümelerdeki mantık gibi veya birleşim A olayının olasılığı artı B olayının olasılığı B olayının olasılığı eksi A ve B'nin birlikte gerçekleşme olasılığı formülüyle bulunur. Örneğimize bakalım. Bir madeni para ile bir zar birlikte atılıyor. Paranın tura veya zarın asal sayı gelme olasılığı. Arkadaşlar bunlar iki farklı olaylardır. Paranın tura aynı zamanda zarın asal sayı ikisi aynı anda gerçekleşebilir. Yani birbirinden bağımsız değildir bunlar. Bağımlıdırlar. Veya dediği için tura gelme olayını T ile göstersem birleşim veya dediği için asal sayı gelme olayını A ile göstersem tura gelme olasılığı artı asal sayı gelme olasılığı eksi aynı anda paranın tura ve zarın asal sayı geldiği durum var mıdır? Evet vardır. Paranın tura geldiği bir para olduğu için 1/2'dir. Zarın asal sayı gelme olasılığı 3 tane asal sayımız vardır. Zarın üzerinde 2, 3 ve 5, 3 tane. Toplam 6 tane sayımız var zarın üzerinde. 3/6'dır. Eksi. Ve dediği için yani birlikte gerçekleşti durum kesişimde 1/2 çarpı 3/6'dır. Yani 1/2 artı 1/2 eksi 1/2 çarpı 1/2 olmuş oldu. Yani 1-1/4'den cevabımız 3/4'tür. Bir başka örneğimiz. Bir topluluktaki 12 bayanın 7'si gözlüklü, 9 erkeğin ise 6'sı gözlüklüdür. Bu topluluktan seçilen bir kişinin erkek veya gözlüklü olma olasılığı. Evet, bu da bağımlıdır. Çünkü seçilen bir kişi sadece erkek de olabilir, sadece gözlüklü olabilir, hem erkek hem gözlüklü de olabilir. Dolayısıyla bağımlı olaydır. Onu da az önceki soru gibi yapacağız. Erkek gelme olasılığını E ile gösterelim veya dediği için birleşim. Gözlüklü gelme olayını G harfiyle sembolize edelim. Erkek gelme olayı artı gözlüklü birinin gelme olayı eksi hem erkek hem de gözlüklü. Yani gözlüklü erkek olabilir. Peki değerlerini yerine yazalım. Erkek olma olayı. 9 erkek varmış. 9 erkek varsa arkadaşlar 9/. Toplam kişi sayısına baktığımda 12 bayan 9 erkekten dolayı 21 kişi var. O zaman örneklem uzayımız 21, erkek 9. Peki gözlüklere bakalım. Gözlüklü sayısına bakalım. 7 gözlüklü bayandan var, 6 gözlüklü erkekten var. Gözlüklü 13 kişi var. Toplam kişi sayımız 21'di. Eksi hem gözlüklü hem erkek olan var mı? Yani gözlüklü erkek sayımız 6 kişiydi. 6/21'dir.
Düzenlersek 9, 13 paydalarımız aynı 20, 2 eksi 6, 16, 16 bölü 21. Sadeleşme yok. Cevabımız 16 bölü 21'dir arkadaşlar. Evet, gelelim torbadan top çekip çekilen topu geri atılmama koşulu sorusuna. Bu da bir başka bağımlı olay sorusudur arkadaşlar. Geri atılmayınca bağımlı olay olmuş oluyor. Buna dikkat edeceğiz. Bir torbada özdeş 3 kırmızı ve 4 beyaz top bulunmaktadır. Çekilen top geri atılmamak koşuluyla torbadan ard arda 2 top çekiliyor. Çekilen 2 topun da kırmızı olma olasılığı. 2 top çekiliyor, ikisinin de kırmızı olması. Ana şartımız da çekilen top geri atılmayacak. Burası çok önemli. Bizden kırmızı kırmızı istiyor. Buna benzer bir örneğimiz vardı. Bundan 3-4 slide önce. Aynı soru tarzı, sayılar da aynıydı. Ama orada çekilen top geri atılıyordu. Burada geri atılmıyor. Peki, birinci topun kırmızı olma olasılığı. 3 topumuz var kırmızı, toplam 7 topumuz var. 3 bölü 7'dir. Çektik kırmızıyı, geri atmadık. O zaman torbada 2 tane kırmızı kaldı. Toplam top sayımız da 6'ya düştü. Evet, bunlar sadeleşiyor. Burada 2 ile 3, 6, 6'yı sadeleştirdik. 1 bölü 7'dir cevabımız. Bunun ikinci bir yolu var. Geri atılmamak koşulu ile ilgili soruların çözümün ikinci yolu var. İkinci yolu da şurayı gösteriyorum. Bu arkadaşlar olasılık bir kısmında basit olayların olasılığında anlattığımız gibi olacak. 7 tane toptan 2 tane topun çekilmesi örneklem uzay. 3 kırmızıdan 2 kırmızının çekilmesi istenen durum olacaktır. Evet, sanki aynı anda 2 top çekiyormuşuz. İkisinin kırmızı olması mantığıyla aynıdır. Basit olayların olasılığıyla aynı olmuş oluyor. Buradan da 3'ün ikilisi 3'tür. 7'nin ikilisi kombinasyonu 21'dir. Sadeleştirdiğimizde bu 1 bölü 7'dir. Bunu da şurada da sadeleştirirseniz 6'ya bölün 1, 42'ye 6'ya bölün 7'dir. Gelelim bu soruya arkadaşlar. Bu da yine olasılık bir kısımdaki soruların aynısıdır. Birbiriyle bağlantı kurmak için buraya aldım. Bir sınıfta 12 kız, 10 erkek öğrenci bulunmaktadır. Arka arkaya seçilen iki öğrencinin ikisinin de kız olma olasılığı. Yani kız kız istiyoruz. Birincisinin kız olma olasılığı 12 bölü 22'dir. Çarpı kızlardan biri seçildi. Dolayısıyla torbaya geri konmama kavramıyla aynıdır. Kızlardan biri seçildiği için kız sayımız 11'e düştü. Ve seçilecek kişi sayımız da 21'e düştü. Burada gerekli sadeleşme yapalım. Bu 11 ile bu 22 sadeleşti. 1'e 2. 3'e böldüm 4. 3'e böldüm 7'dir. 4 ile de bu 2'yi sadeleştirdim. Cevap 2 bölü 7'dir. Peki basit olayların olasılığında ne yapıyorduk? Aynı anda bir sınıftan çekilen iki kişinin İkisinin de kız olma olasılığıyla soru tarzıyla aynı oldu. 22 kişiden 2 kişinin seçilmesi, kızlarımız 12, ikisinin de kız olma olasılığı ve basit olayların olasılığına dönmüş oldu. Bunun sonucunu da düzenlerseniz arkadaşlar 2 bölü 7 diye bulacaksınız. Evet, bir sınav sorusu. Bir torbada 2 tane mavi, 5 tane yeşil mendil vardır. 2 mavi, 5 yeşil mendil vardır. Torbadan geri atılmamak koşuluyla, iki mendil çekiliyor. Bu iki çekilişin birincisinde mavi, ikincisinde yeşil olması. Birincisinde mavi, ikincisinde yeşil olma olasılığını soruyor. Birincisinin mavi olma olasılığı 2 bölü 7'dir. Çektik mavi mendili, torbaya geri atmadık.
Yeşil top sayımız yine 5 ama toplam top sayımız azaldı, 6'ya düştü. Yani bağımlı olay oldu. Çünkü ikinci çektiğim yeşil olması, yeşil sayısı değişmiyor ama toplam mendil sayısı değiştiği için mavinin çekilmiş olması, yeşilin çekilmiş olmasının olasılığını etkiliyor. Dolayısıyla biz buna bağımlı olay diyoruz. Evet, birincinin mavi, ikincinin yeşil olma olasılığı. Mavi olma olasılığı 2/7. Mavi çektik, cebimize aldık. Yeşilde eksilme yok ama toplam mendil sayımız 6'ya düştü. Direkli sadeleşmeleri yaptık. Burası 3 oldu. Başka da sadeleşen yok. Cevabımız 5/20'dir. Evet, aynı soruyu bir başka sene benzer şekilde şöyle sormuş. Yine geri konulmamak koşuluyla. Bir torbada eşit sayıda kırmızı ve beyaz bilyeler vardır. Eşit sayıda. Adetini vermemiş. Bir önceki soruda adetlerini biliyorduk. Burada x adet kırmızı, x adet beyaz. Biz bunu önce yazalım. Geri konulmamak şartıyla çekilen iki bilyenin ikisini de kırmızı renkte olma olasılığı. Kırmızı kırmızı istiyoruz. Hatta vermiş sonucu. Bunun sonucu 8/33'müş. Peki yazalım. Birincisinin kırmızı olması x/2x'tir. X tane kırmızı, toplam 2x tane bilyemiz var. Çektik, kırmızılardan birini çektik. Torbaya geri atmadık. Eksildi, bir tane eksildi. Torbada x-1 kırmızı kaldı. Toplam top sayımız da eksildi. 2x-1 oldu. İşte bunun sonucunun 8/3 olduğunu vermiş bize. Burada işlemi yaparsak şu x'ler sadeleşti. 1/2 çarpı x-1/2x-1 eşittir 8/3'tür. Gerekli içler dışlar çarpımı yapıldığında düzeltiyorum. 8/33. Evet, şurası 33 olacak. Düzeltiyorum arkadaşlar. 8/33. Gerekli içler dışlar çarpımı yaptığımızda x buradan 17 çıkacaktır. Bizde ilk durumda torbada kaç bilye vardır diyor. Torbada kırmızı ve beyaz bilyemiz var. X tane kırmızı, x tane beyaz. Yani 2x bilyemiz var. Bana 2x'i soruyor. Cevabımız 34'tür. Evet, gelelim 2019 AYT sorusuna. Çok güzel bir soru. Evet, 2009 AYT sorusu. Yeni nesil bir soru. Ege'nin çantasında boyutları aynı olan kimlik kartı, öğrenci kartı, yemek kartı ve otobüs kartı var. Yani 4 kart var. Kimlik, öğrenci, yemek ve otobüs kartı olmak üzere 4 kart bulunmaktadır. Ege otobüs kartını bulmak için çantasına rastgele bir kart çekiyor. Bir kart çıkartıyor. Eğer yanlış kartı çıkartmışsa onu elinde tutarak çantasına rastgele bir kart daha çıkarıyor. Yani çantayı geri koymamış oluyor. Torbadan geri konulmamak üzere sorusu tarzı gibidir. Eğer yanlış kartı çıkarmışsa onu elinde tutarak çantasından rastgele bir kart daha çıkarıyor. Ve otobüs kartını bulana kadar bu işlemi devam ettiriyor. Bu şekilde devam ediyormuş. Ege'nin otobüs kartını 3. denemede bulma olasılığı. Evet, 1. deneme, 2. deneme ve 3. deneme. 4 tane kartımız var. Ana şartımız ne? Ana şartımız çekilen kart geri konulmayacak, elinde tutulacak. Evet, 3. denemede otobüs kartını çekmiş olacak. Yani 1. denemede otobüs kartı çekilmeyecek. Otobüs kartının çekilmeme olasılığı 3/4'tür. Çünkü 4 tane karttan bir tanesi otobüs. Diğerleri 3 kart, kimlik kartı, yemek kartı ve öğrenci kartıydı.
Birinci denemede otobüs kartının olmama olasılığı 3 bölü 4'tür. İkinci denemede de otobüs kartın olmama olasılığı 3 bölü 4'tür. Üçüncü denemede ise otobüs kartı olacak artık. Üçüncü denemede ise 1 bölü 4. Düzeltiyorum. Şöyle. Çekilen kart elinde tutulacaktı. Şu ikinci denemeyi hemen düzeltiyorum. Silgimizi alalım. Şurada ne olacak arkadaşlar? Kartlardan biri eksilecekti. Hemen düzelttik. Kart sayımız bir azaldı. 2 bölü 3'e düştü. 4 karttan bir kartımız elimize aldık. Toplam kartımız 3 oldu. Bunlardan bir tanesi otobüs, iki tanesi diğerleri olduğu için otobüsün gelmemesi 2 bölü 3'tür. Ve o kartı da elimizde tuttuk. Artık elimizde 2 kart var. O kartlardan bir tanesi otobüs olabilir. Dolayısıyla 3. denemede otobüs olma kartı olma olasılığı bu şekilde hesaplanacak. Birincide otobüs olmayacak 3 bölü 4. İkincide kartın birini elimde tuttuk. Torbaya topu atmadık gibi. 3 kart kaldı elimizde. 3 karttan bir tanesi otobüs, iki tanesi diğeridir. Otobüs gelmemesi 2 bölü 3'tür. Birincisi 3 bölü 4. Ve tekrar eğer otobüs kart değilse, ki değildir, 3. denemi sorduğu için, kartı elimizde tuttuk. Elimizde 2 kart kaldı. Paydaya 2 yazdım. Onun otobüs olma durumu bir durumdur. 1 bölü 2. Burada gerekli işlemleri yaptığımızda 3 bölü 4 çarpı 2 bölü 3 çarpı 1 bölü 2. Bu 2 götürdü. Bu 3 de bu 3 sadeleşti. Cevabımız 1 bölü 4. Güzel bir soru. Bir başka örneğimiz. İçerisinde özdeş 3 mavi 4 kırmızı top bulunan bir torbadan geri konulmamak şartıyla ard arda 2 top çekiliyor. Çekilen 2 topun birbirinden farklı olma olasılığı. Şimdi çekilen 2 top birbirinden nasıl farklı olabilir? Birinci top mavi, ikinci top kırmızı olabilir veya birinci top kırmızı, ikinci mavi olabilir. Bu cebirsel yolla yapacağım, iki yolla. Bunu bulalım önce. Mavi çekme olasılığımız 3 bölü 7. Topu geri koymuyoruz. Top sayımız 6'ya düştü. İkincinin kırmızı olması 4 bölü 6 olur. Veya dediğimiz için topluyoruz. Birincinin kırmızı olması, yani bunun aynı olacak sayısal değer olarak. Kırmızı olma olasılığı 4 bölü 7'dir. Kırmızı çektik, torba yapmadık. Mavi olma olasılığı 3 bölü 6'dır. Yani şuradan çıkan sonucumuz sadeleştirdiğimizde 2 bölü 7. Burada da sadeleştirdiğimizde 2 bölü 7, yani 14 bölü 7'dir. 4 bölü 7'dir. Düzeltiyorum. 4 bölü 7'dir. Şimdi ikinci pratik yol nedir? Yine olasılık bir kısmında çekilen iki toplardan renklerinin farklı olma olasılığı gibi yapabiliriz. Yani şöyle, 7 toptan 2 top çektim. Renklerinin farklı olması demek birinin mavi, birinci demiyorum bakın, birinin mavi, diğerinin kırmızı demektir. 3'ün birli kombinasyonu çarpı 4'ün birli kombinasyonudur. Yani basit olayların olasılığı gibi oldu. O da 3 çarpı 4 bölü 21'dir. Sadeleştirdiğimizde buradan da 4 bölü 7 geldi. İki türlü de bulabiliriz. Birincisi cebirsel yol. O da bir çözüm tekniğidir. Eğer birinci, ikinci şartını koşmamış ise arkadaşlar, birinci mavi, ikinci kırmızı veya birinci kırmızı, ikinci mavi olup ikisinin değerleri birbirine eşittir. İki durum vardır. 2 bölü 7 artı 2 bölü 7'den 4 bölü 7 gelir. Bu soruyu pratik olarak basit olayların olasılığında olduğu gibi, orada bak şart koşmamış, ona dikkat edin. Birincinin kırmızı, ikincinin mavi deseydi şarttı bu. Ama birinin
kırmızı diğerinin mavi ya da renklerin farklı olmasını şu şekilde de bulabiliyoruz. İkinci yolda olduğu gibi şu şekilde de bulabiliriz. Evet, bir sınav sorusu. Çok güzel bir soru. Çok güzel. İki torbadan birincisinde 4 beyaz, 6 siyah. İkincisinde 2 beyaz, 5 siyah top vardır. Birinci torbadan bir top çekilip rengine bakılmadan ikinci torbaya atılıyor. Birinci torbadan bir top çekilip rengine bakılmadan ikinci torbaya atılıyor. Bundan sonra ikinci torbadan rastgele bir top çekildiğinde bunun beyaz olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar, bu soru bağımlı olay mıdır, bağımsız olay mıdır? Tabii ki bağımlı olay. Şöyle, birinci torbadan çektiğin top beyaz olup ikinci torbaya attığında ikinci torbada beyaz sayısı artar. Ya da birinci torbadan siyah çekmiş olabilirsin. İkinci torbaya attığında torbada top sayısı artar ama beyaz sayısı bir nebze olsun olasılığı olarak azalmış olacak. Dolayısıyla biz bunlara bağımlı olay diyoruz. O zaman iki durum vardır. Birinci durum. Birinci torbadan beyaz çekmiş olabilirim. İkinci torbadan da beyaz çekmiş olabilirim. Birinci torbadan beyaz çekme olasılığımız 4/10'dur. Çarpı ikinci torbaya attım. İkinci torbada artık arkadaşlar 2 beyaz değil 3 beyazımız var. Top sayımız da 8'e çıktı. İkinci durum. Birinci torbadan siyah çekmiş olabilirim ama ikinci torbadan beyaz isteniyor. Birinci torbadan siyah çekme olasılığımız 6/10'dur. İkinci torbada beyaz sayısı değişmedi bu sefer 2 ama toplam top sayısı 8'e çıktı. 7 değil 8 oldu. İkinci torbadan beyaz çekme olasılığımız 2/8'dir. Ve bu sonuçları toplayacağız. Birincide sadeleşme var. Şunları sadeleştirdik. 2, 3/20'dir. İkincisine arkadaşlar yine sadeleşme var. Şu 2 ile 8 sadeleştirdim. 4. 6 ile 4'ü sadeleştirdim. 3'e 2. Buradan da 3/20 gelir. Toplarsak arkadaşlar 3/20 artı 3/20. Durumlar olduğu yerde toplama vardır. Ve cevabımız 6/20'den 3/10'dur. Bir başka sınav sorusu. A torbasında 3 beyaz, 4 kırmızı varmış. B torbasında 5 beyaz, 2 kırmızı top varmış. Şu anda ikisinde de 7-7 gözüküyor. Aynı anda her iki torbadan birer top çekiliyor. Sağ elimizi torbanın birine, sol elini torbanın birine daldırdık. Birer top çektik. Ve öteki torbalar atılıyor. Yani sağ sol taraftaki torbaya, solu da sağ taraftaki torbaya atmış oluyoruz. Bu işlemin sonucunda torbadaki kırmızı ve beyaz top sayıların başlangıçtakiyle aynı olması. Yani başlangıçta A ve B torbalarındaki renk bakımında değişiklik istemiyor. O zaman yine iki durum vardır. Birinci durum, A torbasından beyaz, B torbasından da beyaz çekmiş olabilir. O zaman sağdan çektiğim beyaz, soldan çektiğim beyaz attığım renk bakımından değişiklik olmaz. Başlangıçtaki ile aynı olur. Bunun olasılığına baktığımda A'dan beyaz çekme olasılığım 3/7. B'den beyaz çekme olasılığım 5/7. Bu birinci durum. İkinci durum. A'dan
kırmızı çekersem, kırmızı çekmiş olursam, B'den de kırmızı çekersem yine değişiklik olmayacağını göreceksiniz. A'dan kırmızı çekme olasılığım 4/7'dir. B'den kırmızı çekme olasılığım 2/7'dir. İki ayrı durum olduğu için bunu toplarız. Bunları topladığımızda arkadaşlar 15/49 artı 8/49'dan 23/49 yapar cevabımız. Evet. Bağımlı olaylarla ilgili bayağı bir soru çözdük. Şimdi gelelim eş olumlu olmayan örnek olasılıklar. Eş olumlu örnek uzayın olmadığı olasılık sorularına bakalım. Örneğin hileli madeni paralar gibi. Hileli bir madeni paranın yazı gelme olasılığı PY ile tura gelme olasılığı PT arasında şu şekilde bir bağıntı varmış. Oran orantıdan dolayı arkadaşlar kas sayılarla ters orantılı yazı gelme olasılığına 2K dersem tura gelme olasılığı 3K olur. Ve bu ikisinin toplamı 2K ile 3K'nın toplamı 1. Buna dikkat edeceğiz. İlişkisi bulunduğuna göre yazı gelme olasılığı kaçtır diyor. Evet, böyle sorularda bize aralarında bir ilişki bağıntı vermek zorundadır. Buradaki bağıntıdan yazı ve tura arasındaki ilişkiyi biz K cinsinden bulacağız. Ve bir tane olaydan bahsettiği için o olayın gerçekleşmesi 1'dir. Toplam gerçekleşmesi örneklem uzayın 1'dir. O zaman buradan K 1/5 yapar. Yazı gelme olasılığı, yazı gelme olasılığına PT'yi arkadaşlar biz 3K demiştik. K'mız 1/5 olduğu için cevap 3 × 1/5'ten 3/5'tir. Düzeltiyorum. Tura değil yazı, evet dikkatim dağıldı. Yazı gelme olasılığı, tura gelme olasılığı 3/5. Yazı gelme olasılığı ise P yazı ise arkadaşlar 2 kaydı. O da 2/5. Cevabı sadece düzelteceğim. Turayı bulmuş oldum. En sonda yazıyı da bulduk arkadaşlar. Cevabımız 2/5. Evet, bir başka soru tarzı. Bu da güzel bir soru. Bu Milli Eğitim'in kazanımlarında olan bir soru tarzıydı arkadaşlar. Şekilde düzgün dört yüzlünün her bir yüzüne 1, 2, 3 ve 4 adet işaretlenen biri, işaretlerinden biri koyularak zar gibi kullanılacaktır. Evet, dört yüzüne bir işareti 2, 3, 4 adet işaretler konularak semboller yapılmış. Aynı zar mantığı gibi ya da domino taşlarındaki semboller gibi. Her bir yüzün alta gelme yani görünmeme olasılığı üzerinde yazan sayı ile doğru orantılıdır. Yani tabana bir gelme, bir işaretli kısım, bir dairenin gelme olasılığı K ise 2 gelmesi 2K, 3 gelmesi 3K, 4 noktalı işaretin gelmesi 4K'dır. Yine az önceki soruda olduğu gibi bunları toplarsam 1 yapacaktır. Buradan arkadaşlar 10K 1 olduğu için K buradan 1/10'dur. Peki bizden ne istiyordun? Bu zarda çift sayılardan birinin görünmeme durumunda oyun kazanılacaktır. Çift sayılardan birinin görünmemesi demek tabana 2 dairenin ya da 4 dairenin gelmesidir. 2 dairenin gelmesi 2/10'dur. 4 dairenin 4 işaretli şeklin gelmesi 4/10'dur. İki durum artıdır arkadaşlar. Ya 2 gelebilir ya 4 demektir. Yani 6/10'dur. Sadeleştirirsek cevap 3/5'tir. Şimdi ana hatlarıyla koşullu olasılıktan bağımlı, bağımsız olaylardan bahsettik. Eş olumlu olmayan olasılıklardan bahsettik. Bunlarla ilgili 2019'un sorusu olsun, yakın zamanlarda çıkan sorulardan bahsettik, çözdük.
Şimdi arkadaşlar, elinizdeki ders notlarıyla, ders notlarında bu benim hazırladığım bir kısmı çıkmış soru, bir kısmı benim hazırladığım soruları size ödev olarak bırakacağım. Buradaki soruları yapamadığınızda bize atacaksınız. İyi dersler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.